İsmail Saymaz, 17 Şubat 2022, Halk TV.com.tr. İBB'nin topladığı 6.2 milyon TL'lik bağış kamuya geçirildi. İlk önce 31 Mart'taki İstanbul seçimlerine çöktüler. Vatandaş 23 Haziran'da şamarı indirse de onlar hiç vazgeçmedi. Çökmeye ant içmişlerdi çünkü. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki kurumların sayısını artırıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karar yetkisine çöktüler. Plaka ağlarıyla el ele vererek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha çok taksi hayaline dahi çöktüler. 165 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesindeki Galata Kulesi'ne çöktüler. Gezi Parkı'na, sonunda koronavirüste mağdur olanlar için vatandaşların gönderdiği bağışa çöktüler. Tas tamam 6 milyon 212 bin 511 lira 14 kuruş. İçişleri Bakanlığı paralel dedi. Hatırlayın, salgının birinci ayıydı. Türkiye'deki ilk vaka 13 Mart 2020'de saptandı. 4 gün sonra koronavirüsten kaynaklı ilk ölüm meydana geldi. 30 Mart'ta toplam vaka sayısı 10.827'ye, ölüm sayısı ise 131'e yükseldi. Toplumda telaş ve korku hakimdi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri mağdurlarla dayanışma için bağış topladı. İBB'nin Birlikte Başaracağız ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon tek yürek kampanyasına binlerce vatandaş katıldı. İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelgede yardım toplama kanununa göre yardım toplamak için valilikten izin almadığı savunuldu. Bakan Süleyman Soylu kampanyayı paralel devlet kurmak diye suçladı. Hesaplar bloke edildi. İstanbul Valiliği'nde kurulan denetim komisyonu paraların hak sahiplerine iadesini istedi. Hazırlanan raporda yardım toplama kanununun 29. maddesinde izinsiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir denildiği kaydedildi. Fatih Kaymakamlığı'nın 8 Şubat 2022'de İBB'ye gönderdiği yazıya göre belediyenin 6 banka hesabındaki 6 milyon 212 bin 511 TL ile 100 İsviçre kronu ve 40 euroya el konup İstanbul defterdarlığına ait 3 hesaba aktarıldı. Çökme işlemini İmamoğlu'na sordum, şöyle dedi. O gün bu parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtmayıp kamuya geçirenlere o zor günleri yaşayan ve yaşamaya devam eden binlerce insan beddua edecek. Beddua aldılar. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarındaki 3,5 milyon TL henüz kamuya geçirilmedi. Ancak İstanbul'daki kararın bir benzeri Ankara'da da uygulanacak. Eli kulağındadır. Ha çöktü, ha çökecekler. İsmail Saymaz.